Evet arkadaşlar, bir ghostçuya karşı nasıl oynanır onu görüyoruz. Bak, ilk şey arıyorum. Altın arıyorum aynı zamanda TC kurmak için. Baktım yakınlarda yok. Bak şimdi benim şeyden görelim, açıdan. Gold arıyorum değil mi? İlla ki bir yerde vardır. Beklerim. Ben kiterim. Sonra bir şekilde bulurum deyip TC'yi Let's go. atıyorum. Rakibin base'e bak. Burayı geçiyorum. Normalde ada şey kurmazsın, scout atmazsın. Ben altını bulamadığım için scout çıkarıyorum ilk. Vallahi hiç bilmiyorum. Baksana, koca adada bir tane altın yok. Neyse ki şu var. Dedim en kötü şeyi toplasam. Evet, karşılıklı. Ağustos çok erken atmış. Zayıftı zaten rakip, hani bana göre. Benim hayal kırıklığına bak. Tüm haritayı açtım, bir tane altın bulamadım. Karşı adaya gidiyorum. Şimdi bu arkadaş nasıl ghost ya? Gösterelim. Şu an görüyorsunuz, hiçbir hazırlığı yok. Altın yok diye de bağırıyor. Çete de yazmıyorum hani o uyanmasın duruma diye. Bak şimdi balıkçı. Nerede şeyi basıyor biliyor musun? Ben şimdi burada altını gördükten sonra transporter'ı basıyorum. Bak hala yok. Ha, ben basmışım, özür. İşçiyi bindirdiğim anda transporter basıyor. Bak, hala hazırlık yok. İşçiyi bindirdim. Şimdi izle. Basmış, pardon, bak gene kaçırdım. Bak bak. Bir de onun açısından bakalım. Bak, buradaki adalarla hiç ilgilenmiyor. İzle. Aynen basmış, aynen alfa, ben görmedim. Mesela bak, bu adaya çıkmıyor. 6 tane bir de. Burada ada olduğunu biliyor. Benim burada işçimin olduğunu biliyor. Şaka değil, gerçek. Bak bak. Direkt nokta atışı, bir de işçilerin oraya gelmesi. Bak bak. İşin kötüsü, ben de buraları açıyorum hani. Diyorum ki acaba o da mı aynı durumda? Belki hani harita böyledir, onun da altını yoktur. Ben de garibim, buralarda geziyorum. Bak bak. Dur, şimdi burada görmüyor benim buraya gittiğimi, tamam mı? Yine yayından bakıyor. Şuraya geliyor. Normalde ben bu tarafa doğru gittim zaten. Direkt yukarı döndüm. Adam tekrar bakıp benim burada olduğumu görüp, görüş açısı olmamasına rağmen, gene geliyor beni buluyor.
Ben chill oynuyordum. Bu aşamadan sonra tilt oldum. İyice şeye başladım. Hard oynadım. Herhalde bir tanesini mi kurtarıyordum? Aynen. Hemen 3 limandan okçu gemisini gönderdim. Görüyor musun? Yani. Ghost kardeş. Sonra ben buradaki altına gidiyorum. Ama buraya teşebbüs edemiyor artık. Yayından baktığına ya gidiyor ya gider. Aynen. Adam çok çok iyi izliyor ya. Kendi ekrandan çok beni izliyor. Ama işte sorunun cezasını da çekiyor. Daha hiçbir şey hazır değil. Limanlara da şey veriyor. Yani mesela bu araştırma ben daha gemilerim yoldayken başladı. Hani neden? Yani şu araştırmayı niye verirsin? İzliyor çünkü benim ne bastığımı görüyor. Ama işte bak eti kesildi. Tarlaya da geçmedi daha. Şimdi ben şeyden korktum. Taşıyıcıyı aradım, bulamadım. Hani bir de buraya atar diye. De atamadı çünkü şey basamadı hiç. Buraya geçiyorum. Bu ikisi gider zaten. Gemi pahalı. Ben 3 tane kaybetsem o kadar koymuyorum. Onun bir tanesi ekosuna büyük zarar veriyor. Zaten direkt bak ete geçti. Balıktan toplayamayınca. Bir de limanlarınızı bu şekilde yan yana atmayın. Sebebi şu. Patlayıcıyla ben buraya vurduğumda bu da etkileniyor. Bak şimdi canla. Bilerek de şuradan vuruyorum. Şuradan getirip. İkisi de etkilensin diye. Çünkü biliyorum ki balık ekosu kesildi. Ete girmek zorunda. O da şeye odununu etkileyecek. Beş limanı atan ben akıllım. Yok atma, yan yana atma. Ya derede olur mesela dere haritasında ama denizde olmaz. Şimdi bak benim balık ekoma bak. Hiç zarar görmemiş. Onun tüm eti kesildi. Şuralara şey bekliyorum bak. Çıkartma atar diye şuradaki işçilerle. O derece eminim ki burayı bildiğine. Ama işte kendi ekosu çok kötü. Benle uğraşacak şeyi yok. Mecali yok. Şu gemiyi almamış mıyım? Ha şurada işçileri kesiyor. Kaç işçi gidiyor burada? 2.70 lan, şurada 2 can kalmış. Kötü. Bundan sonra full limanı yıkmaya gidiyorum işte, sürekli patlayan gibi imha gemisi. Şurada da büyük eko harcatıyorsun aslında. Bu limanı tahmin etmek ona sürekli bir ekoya mal oluyor. Odunu sürekli buraya harcıyor bak. Bir odun var. Bu saatten sonra zaten tutamaz. Bak diğer hata, bunu düşük elo'dakiler çok yapıyor. Bu kadar production atacağına bir production'dan gemi bas. Bu kadar atarsan gemi basamaz.
Odun 0 ya. Odun 0 bir de 3 liman atıyor yani. Neyle basacaksın? Ben 3'ün çağa geçiyorum. İşte İngiliz ekosunun güçlüğü, o da güçlülüğü, o da şeye geçiyor, 3'e geçiyor ki yani geçmemesi lazım bu kadar zarar gördükten sonra. Osmanlı dedim ya, Çin demedim. Abi ben Çin denizde oynasam hiç şansı yok. Bak şimdi bomba geliyor. Bir de bu kadar taşı niye topladın? Hadi ikinci çağdasın. Beni şeyden uzak tutmak için denizden bilerek de göstermiyorum. Tek seferde bu üç limanı imha edeceğim. Gidiyor buraya beyaz kule atıyor. Eğlenceye gel şimdi. Ara ara kontrol ediyorum ne yapıyor, ne gemi basıyor diye. Ben şimdi beyaz kuleyi gördüm. Bak şimdi. Eko'ya bak. Tüm çağ ekosu gitti. Bak benim hiç şeyim yok ha. Altınım yok hala. Şuradan yapıyorum altın. 9-9 gidip alıyordum. Büyük ihtimal ilk fark etmedi kaynağının dolmadığını. Bir süre devam etti sonra çıktı. Bu da bir ghost arkadaşın sonu. Yayınlarımı ghostlamayın, öyle rezil ederim.